Merhaba hanımlar, Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün örnek mendilime güzel bir model daha yapayım. İplerimde hardal sarısı, koyu haki ve pembe. Pembe yabalı 1338 numara. Yabalıyı pek kullanmıyorum ama renk bulamadığımda ondan da alabiliyorum. Koyu hakim çizmeli numara olarak koyu haki geçiyor. Hardal sarımın numarası yok. Onun da markası sanırım çizmeliymiş. Bugünkü iplerim bunlar olacak. Bence modelime çok yakışacak diye düşünüyorum. Hayalini kurabiliyorum modelin renkleriyle. Umarım düşündüğüm gibi güzel olur. İnşallah sizlerin de hoşuna gider. Ben hemen alt zeminimden modelime başlayayım. Haki ipimi zürafamdan düğümleyerek başlıyorum. Birkaç adet zürafa yaparak şöyle köşeden uzaklaşayım. Geçmiş olsun dilekleriniz için de çok teşekkür ederim. Birkaç gün öncesinde üst üste biraz dondurma yiyerek boğazlarımı üşüttüm. Hiçbir rahatsızlığım yok çok şükür. Sadece biraz ses kısıklığı kaldı. Sanırım 1-2 güne de iyileşirim inşallah. 2-4-6 tane zürafamı yaptım. Şimdi son 2 zürafamdan geriye dönüyorum hanımlar. Son ikiden geri döndüm. Burada diğer zürafama gelerek bir gözenek oluşturacağım. Şimdi gözeneğimin içerisinden geçerek başa kadar geri geleceğim. Şuradaki düğümün tam üstüne gelmeliyim. Arkadan da iki ipimi tutayım ki eşit ölçüde olsunlar. Evet, ipimi iki kata çıkardım. Şimdi buranın içerisini de 10 tane pırpır yaparak dolduracağım. Pırpırımı yapıp boyutunu ayarladıktan sonra parmaklarımda pırpırımın yarısına kadar iki arasında bastırıp düğümü sonrasında sıkıyorum. Şöyle çevireyim biraz da.
Tamam, bir tane daha yaparak pırpır sayımı ona tamamlamış olacağım. Evet. Şu anda 10 tane pırpırımı da tamamladım. Şimdi ne yapıyorum burada? Son pırpırımdan tepeye çıkarak geriye dönüyorum. Yukarısına çıktım. Ve bütün pırpırlarıma batarak zürafalar oluşturacağım. Bu zürafalarınızı çok fazla büyük yapmamaya özen gösterin. Burada çok iyice sıkın düğümünüzü çözüleceğini düşünüyorsanız da burada ipinizi iki dolayın. Çünkü burada ipimi keseceğim. Şu anda aşamamız bu şekilde. Şimdi burada ne yapıyorum? Tekrardan ipimi devam ettirmem lazım. Kaldığım zürafadan devam edeceğim. Bakın yine bu iki tane yaparak döndüğümüz zürafanın içerisine geçiyorum. Çünkü modele kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. Hemen burada birkaç adet boş zürafa yapacağız. Bakalım kaç tane yeterli olacak. Biraz yapayım. Gözüme hoş geldiğinde ara modelimi başlayacağım. 4 tane yaptım. Sanırım 4 tane yeterli. 5. de ara modeline başlıyorum. Burada da nasıl bir ara yolu yapalım? Şöyle bir tane pırpır yaparak tepeye çıkıyorum. Tepeye de bir pırpır yapayım. Hemen aşağıya inerek böyle pırpırla bir sinek kanadı yapayım. Ara yolumu da bu şekilde devam ettireyim. Buna da şu anda karar verdim. Hemen iki zürafa yaparak ikinciden tekrar dönerek işlemime devam ediyorum. Bu sinek kanatlarından araya kaç tane yapacağım? Karar vermedim. Sanırım aşağı yukarı 6-7 tane olabilir.
Tabii ki dileyen uzatabilir de, sayısını artırabilir de. Aradaki boşluk nasıl hoşunuza gidiyorsa, mesafe, öyle yapın. Evet, ara yolumda bu şekilde ilerleteceğim. Ben şimdi ara yolumu tamamlayayım. Bir tane daha bu kısımdan yaparak modelimin üst aşamasına geçiyorum. Modelimin alt zeminini oluşturdum, tamamladım. Şimdi sıra üst kısmına geldi. Burada ne yapıyorum? Şimdi bu kısım için 2 iğne kullanmam gerekecek. Hemen ilk zürafamdan pembe ipimi düğümlüyorum. Buraya küçük bir kanat yapacağım. Bunun için bir tane pırpır ile başlıyorum. Uzunca bir ip aldım ki yarım kalmasın diye. Hemen tekrardan aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıkacağım. Son kez aşağıya inerek devam edeceğim. İlk kanadımı yapmış oldum. Burada hanımlar, buraya dikkat edelim. Biten ipim, yani pembe, şu anda işim bitti. Bunu gidiş yönüme doğru aldım. Bu kısımda diğer ipimi, yani hardal sarımı alıyorum. İkinci zürafamdan düğümleyeceğim. Tabii düğümlerken de pembe ipimi de alıyorum. Bir düğüm attım. Pembe ipim şu anda hardal sarının altında kalacak. Birlikte düğümleyeceğim. Burayı da düğümledim. Geriye çekiyorum ki arada boşluk kalmasın. Şimdi de buranın kanadını yapıyorum. Böyle renk geçişleriyle modelimizi devam ettireceğiz. Pırpırımı yapıp tepeye çıktım. Burayı da tamamladım. Şimdi ise sarıyla işim bitti. Sarıyı gidiş yönüme doğru aldım. Pembe ipimi de elime alıyorum. Bakın, sarı ipim gidiş yönümde. Pembeyi de tekrardan elime aldım. Üçüncü zürafama geçiyorum. İkisi de pembe de sarı da iğnemin üstünde kaldı. Bir tane alttan alarak pembe ipimi, üçüncü gözeneğimi düğümleyerek başlamış oluyorum. Tekrardan kanadımı yapayım. Gözeneklerinizi de işte bu kanatların sığacağı kadarı yapın. Büyük olmasın, o zaman kanadınız o kısmı doldurmayacak ve modelinizin böyle sert bir kalıp gibi de duruşu olmayabilir. Şimdi pembeyi bitirdim, tekrardan burayı tekrarlayacağım.
Pembe ipimi şöyle gidiş tarafıma aldım. Elime de tekrardan sarı ipimi alıyorum. Şimdi iğnemi dördüncü gözeneğimden geçirdim. Her iki ipim de iğnemin üstünde kaldı. Bir tane iğnemi alttan hardal sarımı aldım. Bu gözeneğime de düğüm atarak sabitledim. İplerimizi sırayla böyle kanatların altından yürüttüğümüz için oranın ip sayısı da iki kata çıktığı için modelimizin sert bir yapısı, kalıp gibi duruşu oluyor. Sarıyla işim bitti. Sarı ipimi gidiş yönüme aldım. Tekrardan pembe ipimi de elime alıyorum. 5. gözeneğime girdim. Her iki ipimde iğnemin üzerinde bir tane alttan doladım. Boşluk kalmadan buraya da hemen sabitliyorum. Aralarda boşluk kalmasın. Gözeneğinizi ona göre ayarlayın. Evet. Şimdi buranın da yapımını bu şekilde anlatmaya çalıştım. Zamanı daha fazla uzatmayayım, modelimi tamamlayayım ve son haliyle burada olayım. Hanımlar, buradaki kanatlarımı bitirdim. Burada ufak bir detayım daha vardı, onu da göstereyim. Kalan kısmı tamamlayayım. Ortaya da bence bir 3 pırpır yapalım. Daha güzel tamamlamış olacaktır. Burada bir tane geri döndüğümüz ipimiz var. Hemen o kısımdan sarı ipimi düğümleyeceğim. Bu kısım belki biraz takılabilir ipimizi sürekli, çünkü tam eğemiyoruz da burayı, arka kısma doğru eğmek istedim ama buraya 3 adet küçük pırpır yapalım. Daha tamamlayıcı olacağını düşünüyorum, dileyen yapmayabilir de. Son pırpırımı da yapayım. Evet, pırpırımı da tam ortaya eşitlemem lazım dağılımını. Evet, böyle küçük bir dokunuşum daha olsun. Modelimi tamamladım. Modelin son hali bu şekilde olacak. Şöyle yazmanın üzerinde de gösteriyorum. Renkler de bence çok çok yakıştı. Yakından da bir tutayım. Arka yüzünden görünüm de böyle olacak. Şimdi bu modele bir fiyat vermem gerekirse, yazma haricinde bu modelde bence 90 TL civarlarında yapabileceğim bir model olurdu. Bugün de döndüğü yurt hanıma çok çok sevgiler, saygılar gönderiyorum. Kendisine desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Yine tüm izleyenlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni modellerle yine görüşmek üzere, hoşça kalın.